Merhaba değerli izleyiciler. Bugün vahiy hakikatini konuşalım diye aklımdan geçirdim. Sözlükte vahiy konuşmak, fısıldamak, bağırarak söylemek gibi anlamlara geliyor. Dini bir terim olarak vahiy, Rabbimizin hükümlerini, buyruklarını, muradını bize bildirmesinin adıdır. Rabbimiz kelam sıfatıyla muttasıftır. Mütekellim ismiyle müsemmadır. Bizlere konuşma özelliğini veren o değil midir? Bizlere konuşma meramını ifade etme özelliği veren Rabbimiz kendisine mahsus bir kelam sıfatıyla muttasıf olmalı değil midir? Öyledir. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı vardır. Beyanda bulunma, konuşma sıfatı vardır. Vahiy, konuşma sıfatının tezahürüdür. Rabbimiz kainat cinsinden olmadığı mutlak bir varlık olduğu için onun konuşması da zatına hastır. Biz hakikatini tasavvur edemeyiz. O, biz insanlara vahyini iletirken, meramını bildirirken bizim anlayacağımız tarzda kalıplara dökerek, lafızlara dökerek bunu lütfeder. Buna vahyin bir hakikati olarak ettenezzülatü ilahiyye denir. Nasıl ki biz bir çocukla konuşurken onun dünyasına gireriz. Küçük kısa cümleler kurarız. Onun anlayacağı tarzda ifadede bulunuruz. Cenab-ı Hak da veya teşbih vahyederken bize vahyini gönderirken biz insanların anlayacağı tarzda bizim anlayacağımız lafızlara, kalıplara dökerek meramını ifade buyurmuştur. Vahiy insanlığı kucaklayan bir hakikattir. İnsanlık tarihi adeta vahiy tarihidir. Hazreti Adem vahiy almıştır. 10 sayfalık bir vahiy gelmiştir Hazreti Adem. Hid aleyhisselam vahiy almıştır. İdris aleyhisselam vahiy almıştır. İbrahim aleyhisselam vahiy almıştır. Sayfa olarak. Sonra vahyin daha mufassal tecellileri olarak ilahi kitaplar var. Semavi kitaplar var. Cenab-ı Hak Hazreti Davud'a aleyhisselam Zebur'u indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa aleyhisselam'a İncil'i ve Habibullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı indirmiştir. Gerek suhuf diye bilinen sahifeler, gerek bu semavi 4 kitap vahyin tezahürüdür. Vahiy bütün insanlığı kucaklamıştır. Bu semavi kitapların açıklaması, şerhi mahiyetinde yazılan, tefsiri mahiyetinde yazılan bütün o çalışmalar da vahyin perdeli, gölgeli bir biçimde insanlar tarafından paylaşılmış halidir. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine iman eden insanlar olarak Kur'an'ı ilahi vahiy olarak kabul ediyoruz. Kur'an'a tabi olmakla yükümlüdür. Kur'an Rabbimizin bize bir beyanı, bir kavli, bir mesajıdır. Bize bakan yönü itibarla biz bu kelam-ı ilahiyle daha fazla temas halinde olmalıyız. Onu lafzen okumalıyız. Anlamına bakmaya çalışmalıyız. Yorumlarını tetkik etmeye çabalamalıyız. Tefsirlere bakmalıyız. Risale-i Nur'u okumalıyız özellikle bu konularla alakalı. Ki vahyin inceliklerine nüfuz etmeye çalışalım. Vahiy bir okyanustur. Cenab-ı Hak sonsuz ilmin sahibi olduğu için ondan gelen vahiy de sonsuz hazinelere, cevherlere ve incilere sahiptir. Ama bunları devşirmek için gayret icap eder. Çalışmak gerekir, dua etmek gerekir, gerekli donanıma ulaşmaya çalışmak gerekir. Şimdi vahiyin en büyük delillerinden birisi ilhamdır. Bütün insanın ilham hakikatini benimser. İlham diye bir hakikat var. Vahiy bunun daha mükemmel şeklidir. Vahiy ile ilham arasında 2 temel fark
anlatılır. Birincisi, ilham hususidir, gölgelidir ve vasıtasızdır. Ama vahiy gölgesizdir, berraktır, bütün insanlaradır ve dolayısıyla da ekseriyeti itibariyle vahiy vasıtalıdır. Cebrail aleyhisselam vahiy melektir. Allah'ın gönderdiği, görevlendirdiği özel bir melektir. Dolayısıyla peygamberlere vahiy Hazreti Cebrail aleyhisselam getirir. Biz mahiyetini bilmeksizin şuna iman ederiz ki Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan aldığı manaları onun lafza büründürülmüş haliyle peygambere ilka eder, peygamber de insanlara. Kur'an böyle bir vahyin eseridir. İnsanlar düşünerek belki Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini bulabilir. Fakat onun muradını bilemez. Onun meramına nüfuz edemez. Baktığımız zaman şöyle mükemmel bir kainat, şöyle mükemmel donanıma sahip olan bir insan Allah'ın mesajına muhtaç değil midir? Yaratıcı bizi niye yarattı? Ona karşı vazifelerimiz nelerdir? Bu dünyada onun rızası nasıl kazanırız gibi sorular, bizim insani olarak sorduğumuz sorular değil midir? Bize bu soruları sorduran Cenab-ı Hak elbette bunun cevabı ya da cevapları mahiyetinde vahyi lütfetmiştir. Kur'an-ı Kerim budur. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın maziyatını bildiren bir kelam ilahidir. Kur'an-ı Kerim bize vazife-i asliyemizin ne olduğunu talim eden kelam ilahidir. Kur'an-ı Kerim bize varlığın mahiyetini açıklayan bir kelam ilahidir. Biz Rabbimizin gönderdiği bu mesajla hakikate ulaşmaya çalışırız. Vahiy hakikatiyle varlığı doğru bir şekilde yorumlarız. Hayatın anlamını doğru bir şekilde yorumlarız. Vahiy olmasa biz ne varlığı sağlıklı bir biçimde yorumlayabiliriz ne de Rabbimize karşı vazifelerimizi tespit edebiliriz. Sözünüzü biz Kur'an-ı Hakim'in ilahi vahiy olduğuna iman etmiş kimseler olarak onunla temasımızı daha fazla artıralım. Daha fazla vahiy hakikatiyle iç içe olalım. Vahiy açıklayan eserlere, mesela risalelere daha fazla nüfuz etmeye çalışalım. Ve hayatımızı vahyin mesajları çerçevesinde düzenlemeye ve tanzim etmeye çalışalım.